uzakta, korkma. O sayfayı çevir baba. Aa, o günü hatırlıyorum. Tepeden aşağı kayıyorduk değil mi? Ha, bir tepeden aşağı düştü demek. Bunun burada ne işi var? Hey! Başka neler var baba? Albümdeki fotoğrafları gösterir misin? Evet, ben kayak fotoğraflarını görmek istiyorum. Bak 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 bak. Bizden bir şeyler saklandığını hissediyorum. Hayır, saklamıyorum. Hiçbir şey değil Zinyala. O bizim mektup arkadaşımız Nigel'ın evi. Papi'nin orada ne gördüğünü bilmek istemezsiniz. Asla bilmek istemezsiniz. O doğru. O deniz fenerinde olanları duysanız bile gerçekten çok kızarsınız. Bana o evde olanları anlatmak zorunda değilsiniz. Neler olduğunu zaten biliyorum. Biliyorum. Nigel'ın babası siz Meadow'dan ayrıldıktan sonra bana bu mektubu gönderdi. Peki tam olarak neden bahsediyor? Sevgili Bay Bellflower, çocuklarınız burada nasıl vakit geçirdiklerini sanırım size anlatmışlardır. Ama galiba size anlatmadıkları bir şey var ve benim size bunu hemen anlatmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Violet? Neden bütün kazaklarını aldın? Bir haftalığına gidiyoruz, bir yıllığına değil. Hadi kapan, kapan, kapan. Son mektupta Nigel yaşadığı yerin çok soğuk olduğunu söylüyordu. Bunun için bütün kazaklarımı Meadow'a götürmem gerekiyor. Meadow'a değil, biz Meadow'a gidiyoruz. Nigel'ı görmek için sabırsızlanıyorum. Çok uzun süredir onunla yazışıyoruz. Hayır. Ne var? Zorunda değilsin tatlım. Evden ayrılmak için daha çok küçüksün. Bizimle kalabilirsin çocuğum. Kardeşlerin sensiz de gidebilirler değil mi? Ya bu doğru. Neler yaptığımızı sana sonra anlatırız, olur mu? Çocuklar. Hadi araba geldi. Ya da faytonunuz geldi mi demeliyim acaba? Ne düşünüyorsunuz? Güzel değil mi? Biz bununla mı gideceğiz? Ay bu harika. Pencere kenarına oturmak istiyorum. Ben de pencere kenarına oturmak istiyorum. Ne olacak şimdi? İçecek bir şeyler ister misiniz? Çok naziksiniz ama hemen gitmek zorundayım. Nigel ve babası çocukları hemen götürmemi istediler. Yemeğe bekliyorlar da. İyi çocuklar olacağınızı biliyorum. Sakın mektup yazmayı unutmayın. Her birinizden mektup bekliyorum ona göre. Tamam teyze. Senin burada kalmak istediğini sanıyordum. Evet öyleydi ama bir limuzinle gidileceğini bilmiyordum. Biraz da çabuk geçer. İyi eğlenceler çocuklar. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle çocuklar. Güle güle. Gerçek bir kale çocuklar. O bir malikane, kale değil. Buralarda bu evlerden çok var ama Nigel'ın burada yaşadığını hiç düşünmemiştim. Evet. Buyurun. Burası masallardan fırlamış bir yer. Bırakın çocuklar. Valerio bavullarınızla ilgili. Ben Nigel'ın babası Lord Gumult'um. Gelmenize çok sevindim. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Olmaz. Bizim evimiz Blueberry tepesinde ve bundan çok küçük bir. Sen Dandelion Bellflower olmalısın. Sen de Violet olmalısın. Ve
Ben en büyükleriyim. Ben Poppy Bellflower ve bunlar Miss Ledio ve Periwinkle. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de memnun oldum. Oğlum sizi buraya davet ettiğimi bilmiyordu. Peki Nigel nerede? Evet. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Merhaba, nasılsın Nigel? Hı? Bu harika. Dün mektubu okuduk ve bugün buradayız. Harika. Evet oğlum, bugünkü derslerin bittiğine göre arkadaşlarını yukarıya odalarına çıkarabilirsin. Sonra birlikte yemek yeriz. Hey, çocuğun etek giydiğini fark ettiniz mi? Buna etek değil, kilt denir. Kitapta kiltin Meadow'da giyilen gelenek. İyi akşamlar büyük babalarım, nasılsınız? Okuduğum ve bize bahsetmediği başka şeyler var mı? Hareket etmeyi bırak Dandelion, düğmelerini kapatamıyorum. Tabii ki verir misin lütfen? Tabii. Burada havuç yemek ne kadar da zormuş. Tek başıma uyumak istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Hayır, gidemezsin. Buraya gelmen için seni zorlamadık ve kendi yatağındaymış gibi uyumalısın. Tamam ama ben kendi yatağımı istiyorum. Bence Nigel bu durumdan hiç mutlu değil. Sürekli yüzü ısık durdu. Bizi istemiyormuş gibi görünüyor ama yazdığı her mektupta bizi buraya davet etmişti. İstediğiniz bir şey var mı? Hayır, biz iyiyiz. Oradaki kulede ne var? Terk edilmiş bir fener. Hayaletler tarafından korunuyor. Hayaletler mi? Birkaç hafta önce göründüler. Görüntüyü bozduğu için babam onu yıktırmak istemişti. Ama onlar geldiğinden beri kimse oraya yaklaşamıyor. İyi geceler. Şimdi uydurduğu için bahsedememiştir, inandınız mı? Hayaletleri bırakın da hemen yataklarınıza yatın bakalım. Babama ve Zinya'ya erken yatacağımıza dair söz verdik. Tamam yatıyoruz. Periwinkle, sana yatağına yat dedim.